Merhabalar sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, çok mutluyuz çünkü yeni çiçeklerim geldi. Hem de çok sevdiğim, özlem duyduğum çiçekler bunlar. Evet, Heuchera yazılışı ile İzmir Feneri, İzmir Ateş Feneri, İzmir Oyası gibi isimler söylenmekte buna. Hakera olarak söylenişi Heuchera çiçekleri. Ben bunu kafama koydum. Daha önce birkaç yıl öncesinde bir serada görmüş. Biraz da pahalı olduğu için düşünmüştüm. Sonrasında kızımın teşvikiyle anne dedi bunu anlatacağına, aklında kalacağına git al dedi. Onu teşvikiyle gittim, aldım, geldim. Çok sevdim. Çiçekleri çok güzeldir. Sonra ondan artırdığım bazı çok değer verdiğim arkadaşlarıma da fideler yaptım. Artırdık. Kolay dipten artıyor arkadaşlar. Şöyle bakarsanız şöyle rizomludur. Ayırma, kökten ayırma ile artırılabiliyor. Fakat ben şimdi buna çok değer verdiğim için yerde ektim. Yerde dedim ay zarar görür, işte öyle olur, böyle olur derken aldım saksıya. Fakat saksıda olduğu zaman çiçekler açık alanda biraz saksıdaki çiçekler tehlike altında olabiliyor. Çünkü açık yağmura kaldığı zaman çok yağmur da köklerine zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü öyle gitti benimkiler. Köklerinden zarar görerek gittiklerini gördüm. Sonra birkaç yıl sonra yine Yalova seralarını gezerken rastlayınca bir serada rastladım. İki saksı, ikisini de aldım arkadaşlar. Ayırdım, diktim. Burada bir serada rahmetli arkadaşım da kızıl renklisini şundan olacak. Evet, onu almıştım. Ve onları üzerine titriyordum. Sonra onları herhalde bahçede, balkon bahçede duvar dibine koydum. Yağmura açık olarak demek ki ihmal ettim ve farkına varmadım. Üstten yapraklar zaten gidebiliyor kışın. Tamamen unutuyorsunuz. Sonrasında da Heuchera'yı aradığınız zaman bulamıyorsunuz. Ama şimdi bunları şöyle yapacağım. Ben bunlara özel bir tarh yapacağım bahçede. Saksıda olmayacaklar. Ama o tarhı yüksek tutacağım biraz. Orada bunları konumlandıracağım renklerine göre. Aralarına da hosta koyacağım. Şimdi nasıl diyelim? Ben geçen hastanede refakatçi olarak kalıyordum annemin yanında. Böyle araştırırken Heuchera nerede var? Karşıma Moda Botanik çıktı arkadaşlar. Daha uygun geldi bana. Diğer yerlerde daha tanesi işte 39 gibi bir şey, o şekilde fiyatları var arkadaşlar. Bana uygun geldi. Benim için önemli olan küçük olsun, yani büyük olması önemli değil. Fakat çeşit olsun, artırmayı da düşünüyorum. Çeşitli renkleri olsun diyorum. Dolayısıyla sipariş vereyim dedim ama bir deneyeyim dedim. Olmadı, beceremedim. Şimdi çocuklar yapıyor o sipariş durumlarını. Bir taraftan da bakın Heuchera'larıma. Şu anda böyle çok bir renk göremezsiniz ama bunlar o kadar kıymetli, o kadar güzel olacaklar ki yaptığım zaman hayran kalacaksınız. Onu diyorum. Sonra telefon iletişimi vardı. Telefon görünce orayı aradım arkadaşlar. Karşıma işte orayla ilgilenen ziraat mühendisi Bekir Bey çıktı. Bekir Bey ile konuşurken çiçekle ilgili olduğumu anladı. Hani biraz da bununla ilgili sohbet ettik. Dolayısıyla biz size hediye edelim. Hediye o hoşuna gitti yani o ilgimiz belki. Genelde şunu da burada hemen araya eklemek istiyorum arkadaşlar. Birçok kişi çiçek sever olsun. Çiçeklerin daha çok renkleriyle ilgilenmekte, oysa ki birçok renksiz, solgun, kötü görünen bitki zamanı geldiği zaman o kadar güzel bir enerjiyle size mutluluk, huzur verecek çiçekler sunar ki bir gün dahi olsa o mutluluk değer diyorsunuz arkadaşlar. O yüzden o şekilde sohbet ederken size hediye ederiz falan. İşte ben biraz mahcup da olarak kabul ettim. Ama üçlü paket ve sonrasında üçlü olarak beklerken bakın 10 tane. Ellerinde olan fark ettikleri bütün renkleri bana göndermişler. İnanın çok mahcup oldum. Buradan özellikle çok 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 teşekkür etmek istiyorum.
Şöyle bakarsanız bu beyaz çiçeklisi sanıyorum ki büyük ihtimal o. İnternetten bakarsanız yaprak renklerine göre çiçekleri farklıdır. Ve hosta arkadaşlar, evet bu ne ki dersiniz ama hosta yani Ağustos zambağı, kokusu çok hoş. Nasıl olduklarını bilmiyorum dedi, sürpriz çıkacak. İnşallah bunların hepsini özel bir tarh yapacağım arkadaşlar. Güzel bir tarh. O tarhın adını da Moda Botanik koyacağım. En yakışan isim odur diye düşünüyorum. Ve yine menekşe hediyeler de geldi. Şöyle bakarsanız mor menekşe ve pembeli beyazlı menekşeler de hediye geldi yanında. Hediye gönderildi. Ya ben gerçekten mahcup oldum. Yüreği zengin, güzel insanlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey var. Ben yani bunu bir karşılık bekleyerek yapmadılar. İnanın onu belirttik kardeşim. Ben yalnız onu sordum ki ben sizin tanıtımınızda hani tanıtım deyince bahsetmek isterim. Çünkü arkadaşlar soruyor zaten, çiçek dostlarımız, nereden aldınız? Bana DM'den sürekli bu yönde çok sorular gelmekte zaten. Ben hani çok ayrım yapmıyorum aslında oradan ya da buradan, ama nereden alıyorsam aldığımı belirtiyorum rahatlıkla, hiçbir yani çekincem olmadan. Ben hatta bu minvalde şöyle şunu söylemek istiyorum. Bir ara soğanlı bitkilerle ilgili soranlar çok olunca bir adresi ben Instagram'da anlattım. Daha doğrusu etiketledim falan. Bunu direkt yapmadım aslında. Ondan birkaç ay önce izin almıştım. Yani etiketliye bir şey yapabilir miyim? Olur demişti. Ona dayanarak o şekilde onu yaptım. Çok tepki verdi ve çok üzüldüm arkadaşlar. Yani burada bir maddi kaygımız yok. Sadece siz izleyen çiçek severlere bir yardımcı olsun diye. Hani onun açısından da sakınca olmaz diye öyle bir şey yaptım. Hemen etiketleri kaldırdım zaten. Çok üzüldüm. Belki kendine göre haklı sebebi vardır elbette. Ama bunu bilmeden de demek hata yapabiliyoruz. Olabilir. O yüzden Moda Botanike'de söyledim, yani sordum, şey yapabilir miyim, sizinle bahsedebilir miyim? Dedi ki biz inanın biz hani böyle bir şey yapın diye şey yapmadık, karşılık beklemiyoruz dedi, ama tabii bahsederseniz de seviniriz dedi. Dolayısıyla ben seve seve bahsederim. Yani inanın bu. Aynı şekilde ben de söylüyorum. Yani ben bunların ücretini ödemiş de olsam ben yine sizden bahsedecektim. Çünkü ben nasıl bir şeyden fayda hani aldıysam, yararlandıysam aynı şekilde arkadaşlarımız da o bilgileri istiyor. Yani bir yol olsun onlara bu konuda, bir ışık. O yüzden zaten söylemek söylüyorum, aldığım her yeri söylüyorum zaten, bir şeyim yok yani, çekincem yok. O yüzden arkadaşlar şimdi şu bunları görüyor musunuz? Ben üçlü paket olarak demiştim ama ellerinde olan bütün çeşitlerden koymuşlar. Sanıyorum bütün çeşitleri vardır. Belki tek tük kaçmış olabilir kendilerinde, yoksa 10 saksı Heuchera var burada. İnanın o kadar mutluyum ki, yani çiçek aldığımız zaman o mutluluğu hep yaşarız. Çiçek severler öyledir. Küçük bir çiçek dahi alsa o gün boyu bizim yüzümüzü gülümsetir. Şöyle bakar mısınız? Ama gerçekten bu benim için çok anlamlı bir gün oldu. Evet, çiçek tarhımız Moda Botanik olacak. Seve seve koyacağım adını. İnşallah elimden geleni yapacağım bu çiçekler için. Açtığında sizlerle inşallah sağlık olursa paylaşırız arkadaşlar. Şöyle yapraklarına şöyle biraz böyle bakın. Bakın hayran hayran. Ben öyle bakıyorum. Benim gibi olanlar da öyle bakıyordur. Şu renklerin güzelliğine bakın. Karamel. Karamel bir tanesinin adı ama o galiba. Krem karamel mi? Öyle bir şey. Ama bu kızılı da başka. İnşallah bol çiçekli günlerde, güzel güneşli günlerde bu renklerle tekrar Heuchera'ları sizlerle paylaşmış olacağım. Rabbim sağlık versin öncelikle. Allah bütün çiçek dostlarımızın kalbinden geçen güzel duaları kabul etsin inşallah.
Evet arkadaşlar, bu izlediğiniz video yaklaşık 2-3 hafta kadar öncesiydi. Sonrasında tarhı yaptım, onu göstereceğim size. Moda Botanik tarhını, Heuch Hera'larla ilgili, ama şöyle onlardan ayırıp şöyle saksılarda yedekledim. Tutturma çalışmaları inşallah. Şöyle bakarsanız kenarlarından ayırdım kökünden. Bu şekilde yaptım. Soğuğa çok dayanıklılar ama ne olur ne olmaz yeni ektim. Yine şöyle poşete koydum çünkü kar geliyor. Burada daha önce şaşırttığım hasekiler hiç gelişme göstermedi ama bakalım hayırlısı artık. Bu şekilde koydum kediler hırpalamasın diye arkadaşlar. Evet, Heuchera bilimsel adı Hakera olarak söyleniyor. Mercan çanı, ateş feneri, İzmir oyası gibi isimleri olan güzellik bu. Tarhını yaptım. Şimdi onları size göstereceğim. Moda Botanik tarhı burası. Evet, burada Heuchera tarhı oluşturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ekilmiş halini size gösteriyorum. Şöyle bakarsanız karamel türü bu. Adı karamel olarak geçmekte. Bu gidecek diye korkuyorum. Bundan iki tane var. Yaprakları kurudu. İnşallah toparlar. Böyle simetrik koydum. Şöyle bakarsanız tarhın merkezi tam burası. Bu bir tane gelmişti böyle. Çok farklı. Evet, bunu tam orta yere koydum. İki tarafa karamel dediğimizden koydum. Ve hemen yanına yeşil. Aynı şekilde öbür tarafta da var. İşte kötü olanı, sağ taraftaki kötü olanın, onlar da iki taneydi. Bu iyi durumda. Bordo yapraklı, bordo renkli. Yine ötede karamel. Ve bir tane de farklı geldi bana. Bir saksıydı, ikiye ayırdım. Şöyle orta merkezden şöyle iki tarafa koydum. Orta yerde de hosta var. Şu anda çok hoş görünmüyorlar. Bana iki adet hosta gönderdiler. İkisi bir de benim vardı. Onu yerleştirdim. Şöyle bunları da simetrik koydum. Yani şurada bir tane, bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Şöyle simetrik yapmaya çalıştım. Hatta haseki küpelerini de araya yerleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şunlar ezan çiçeği. Benim bahçemden kolay artıyorlar. Arkada da muhtelif çiçekler var. Arkadan destek olacaklar inşallah. Şöyle bakarsanız hatta sağ tarafta yüksük otu var. Digitalis bilimsel adı ile yüksük otu gayet sağlıklı. Yine haseki küpeleri bir şekilde böyle bir tarh oluşturdum arkadaşlar. Bunları da baharda inşallah Allah nasip ederse kazasız belasız büyür yetişirlerse harika çiçekleri ile sizlere yeniden görüntülemiş olacağım. Heuchera çiçeklerini arkadaşlar Moda Botanik'ten aldım. Instagram hesabı var. Moda Botanik olarak yazıp bulabilirsiniz. Oradan iletişim kurabilirsiniz kendileriyle. Birçok çalı türler, dış mekan bitkileri de satışını yapmaktalar. Ama Heuchera her yerde olmuyor, onu söyleyeyim. Çünkü burada o kadar sera gezdim. Buradaki seralarda maalesef yok. Ama internetten araştırınca orada anlattım zaten. Evet arkadaşlar, Heuchera hikayemizde bu kadar şimdilik. İnşallah herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Çok daha güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.